Hocam psikolojik rahatsızlıklar boşanma nedeni midir? Evlenecek tarafların hani hafif böyle depresif durumlar, kaygı bozuklukları gibi bir insan nasıl geçmişinde diyelim bir akciğer enfeksiyonu yaşamıştır. Bunu evlenmeden önce söylemesinin bir şeyi yok. Kronik değildir, gelip geçmiştir. Bazı psikiyatrik hastalıklar öyledir. Evlenmeden önce söylenmesi gerek yok. Ama bazıları uzun yıllar ilaç kullanması gereken bir durum. Evliliğe mani değildir ama evleneceğin kişiye bunu söyle diyoruz. Bazı ileri psikolojik, psikiyatrik rahatsızlıklar var ki buna evliliğe manidir. Yani şizofreninin ileri formları. Hastalıklarda burada tek doğru yok nedeniyle. Tamamen taraflara bırakılır. Yani eğer iki tarafta böyle bu süreçten rahatsız değilse boşanma, sen eşin hasta boşan demek veballi bir durum. Onu söylememek lazım. Boşanmaların arkasında çoğu zaman biz şeyi görüyoruz. Gizli depresyon var iki tarafta da. Onun için biz çift terapisi için bize geldiği zaman önce bu iki tarafta da gizli depresyon var mı? Herhangi bir kişilik patolojisi var mı? İlaç tedavisi gereken bir durum var mı diye bakıyoruz. Bir 6 aylık tedavi planı yapıyoruz. Yani büyük ihtimal yarıdan fazlasında depresif durum çıkıyor. Onu tedavi ediyoruz. Bu tedavi ederken burada ilişki durum ölçeklerine bakılıyor. İşte iletişim stili nasıl, sorun çözme stili nasıl, onlara bakılıyor. Ve bazı tedavi ödevleri veriliyor. Terapi sürecine alınıyor. Bir müddet sonra taraflar kendiliğinden biz barıştık diye geliyorlar. Evliliği çok şey öğretti bize bu süreç deyip. Yani daha yıllar sonra yani iyi ki bu yardımı almışız diye gelen örnek o kadar çok rastlıyoruz ki. Yani bu nedenle boşanma özellikle mahkemeye giden aile mahkemeleri çok yaygınlaştı ve aslında çok da işe yaradı. Yani aile mahkemelerinin kurulması iyi oldu. Orada çalışan psikologlar var. Yani muhakkak bir uzman yardımı alma sürecinden sonra boşanma kararını vermek daha sağlıklı. Çocuklar için de bu çok önemli.